Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz ağacımızın bir tanesinde şöyle siyah akıntılar olduğunu tespit ettik. Bu birçok cevizci bunu görebilir. Bu içinde bunun su var. Bu ağacın komple her tarafına yayılır. Buna eğer müdahale edilmezse. Şu anda içinde su var bunun. Yani bir tür kanser gibi bir şey diyelim. Neden meydana gelir? İklim koşullarında yerin, yani o bölgenin fazla yağış almasından kaynaklanır. İkincisi, Kökboğaz bölgesi yakın sulanmış olur. Genelde Kökboğaz çürüklüğü, yani ağaç düz arazide falansa, Kökboğaz çürüklüğü yapabiliyor. Yanlış sulamadan doğru Kökboğaz çürüklüğü de yapılabiliyor. Fitotera diye bir hastalık terimi var. Bunun da hastalığı o, yani bir tür kanser gibi bir şey. Bunun müdahale edilmezse bu ağaç komple kurur. Yani ağaca bir bakmışsın, güzelim ağaç, komple yaprakları sararmış sanki, dersin ki hiç sulanmamış ve dibine sanki tuz dökmüşsün de yaprakları ağacın o hale gelmiş, yani kurtaramaz. Yol yakınken buna müdahale edeceğiz şimdi. Nasıl müdahale edilir, hep birlikte bir başlayalım. Şimdi kameraya çeken ben olduğum için biraz bunu yapması zor olacak ama bir deneyelim. Bakın buraları komple almamız lazım. Yere düşen bu parçaları da toplayacağız. Toplamamız lazım. Bakın bu siyahlığı, bakın komple siyah olur. Bakın nasıl su akıyor. Bazıları bunu, yok kurt falan karıştıranlar da var. Bakın su, bakın nasıl su çıkıyor buradan. Bariz belli. İşte bu, buna müdahale edilmediğinde bu akıntı bunu komple kurutuyor. Siyahlığı temizliyiz. Bakın, bakın bakın su nasıl akıyor, bak aşağı doğru. Ağacı içten içe çürütür bu. Bak. Yere düşen kabukları da toplayıp tarladan atacağız. Bunlar bulaşıcı olduğu için. Şimdi ben kamerayı bırakıp buraya komple açacağım. Çünkü tek elle olmuyor. Arkadaşlar bunu temizledik, bölgeyi. Biz buraya şimdi yoğun bir miktarda borda bulamacı süreceğiz. Buranın dezenfekte olması gerekiyor yani. Mikropları komple ölmesi gerek. Eğer dediğim gibi buna müdahale edilmez ise ölecekti ağaç. Gördüğünüz su aşağı doğru nasıl aktı. Daha yeni bir başlangıçmış. Ölü dokuyu temizledik. Şimdi bura kapanmaz diye bir şey yok. Bura kapanır yani. Siz de ağaçlarınızı tek tek kontrol edin. Böyle gördüğünüz ağaçlarınızı hemen derhal müdahale edin. İşte bunu edilmezse ilerleyen zamanlarda ağaç komple gidecek. Bunda hafif birkaç yerinde varmış. Onun dışında bir şey yok. Şimdi biz buna yoğun bir şekilde borda bulamacını sürelim. Dezenfekte etmiş olacağız. Şimdi borda bulamacını hazırladık. Şöyle. Şimdi o yaramızı dezenfekte etmemiz gerekiyor. Böyle bir fırça yardımıyla bakın. İyice yedireceğiz ki oradaki bakteriler üremesin. Şimdi yağış giden bölgelerde, şimdi bunlara normalde bu tür hastalıklarda aliyette falan kullanılıyor. Buraya kadar böyle sürelim. Şöyle. Bazı da sağa sola inmedim de
bakteriler bulaşmasın. Buraya aliyetle de sürülebilir dediğim gibi. Bu tür olan yerlerde önlem almak için yine bahar ve Eylül aylar, sonbaharlarda yağışlı geçen bölgelerde yapraktan aliyette falan uygulanabiliyor. Direkt zaten köke kadar, yapraktan verildiğinde köke kadar, bütün kökün ağaç köklerine kadar ulaşmış oluyor. Yani bu hastalığı önlemiş oluyor arkadaşlar. Yani tarlanızda varsa böyle, şu komple dökeyim, ben fırçaya sürmeyeceğim. Tarlanızda böyle durumlara karşılaşırsanız müdahale edilmesi şart. Müdahale edilmedi mi ağaç ölüyor. Sağına soluna da dökelim. Şimdi buraya biz dezenfekte ettik. Sonradan buraya kuruduktan sonra, burası öbür gün olur, bir hafta içinde olur, fark etmez. Su bazlı tavan boyası süreceğiz ki yağmurlardan etkilenmesin, yarayı daha çabuk kapatabilsin. Onun yanına aşı macun da sürülebiliyor, toprak sürülebiliyor. Size kalmış bir şey. Yani bu cevizcilerin, ceviz yetiştiricilerin korkulu rüyasında bir tanesi bu hastalık. Kök boğaz çürüklüğü hastalığı. Bizim burada kışın çok su duruyor şu ağaçların olduğu bölgede. Onun için olduğu, yanlış sulama şeyi zaten yok. Dikkat etmek gerekiyor tabii. Olan su duran yerlerin su tahliyesinin yapılması gerekiyor kışın. Su drenaj borularının döşenmesi gerekiyor. Yani buna benzer şeylerin yapılması gerek. Sizlere bunu çekmek istedim. Olur ya, herkesin başına gelebilir. Nasıl mücadele edilecek? Böyle bir video çekmek istedim. Umarım sizlere de yardımcı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.